Konnichiwa minnasan, watashiwa Prince Vegeta des ve hoş geldiniz arkadaşlarım. Benim adım Prince ve bugün sizlere UEFA Avrupa Lig C grubundaki Beşiktaş ile Tottenham mücadelesini canlı canlı oynayacağım. Bu C grubundaki son maç arkadaşlar. Tottenham 11 puanla lider ve direkt ardında ikinci sırada Beşiktaş'ımız var 9 puanla. Yani bu maç grup liderliğine olacak. Ve ses de gitti pardon. Bu gördüğünüz PlayStation 4'te oynuyorum arkadaşlar. Geçenki videomda anlattığım gibi PlayStation 4'te edit olarak şimdilik sadece bu kadarı oluyor. Yani Beşiktaş'ta gördüğünüz ya Tottenham'da da gördüğünüz gibi formalar ve logolar henüz eklenilmiyor. Bu Sony sağ olsun buna. Çünkü PlayStation 4'te USB cihazları kullanılmıyor. Ama bunu bayağı geçenki videomda da anlatmıştım sizlere. Dediğim gibi şimdilik formalar sadece bu kadar arkadaşlar yapılıyor. Sony tarafından update gelir gelmez formalar, logolar hepsi eklenecek. Evet, Beşiktaş'ımıza siyah formaları verelim ve Tottenham'e de bunları verelim. Evet, stat Vodafone Arena. Ama mevsim kış, hava durumu güzel mi yağmurlu mu? Güzel mi yağmurlu mu? Yağmurlu rastgele yapalım artık ne gelirse. Bunu da rastgele yapalım arkadaşlar. Stat hangi statta oynanıyor şu an bilmiyorum. Türkiye'de evet en iyi maç düzeyinde 7 dakika kapalı. Her neyse arkadaşlar burada çok oyalanmayalım. Evet gelelim Beşiktaş'ın ilk 11'ine. Biliyorsunuz Dembaba maalesef sakatlandı. Dembaba ve Mustafa Pekdemek Trabzonspor oyuncu yani defans oyuncusu Belkalem'den sezon ilk yarısı kapandı bu iki oyuncu için. Maalesef ikisine çok geçmiş olsun dileklerimi ileteyim buradan. Arkadaşlar evet başka kim sakat? Uğur Boral sakat. Oğuzhan Özyakup sakat. Sonrasında Cenk Gönen sakat, Sivok sakat, Uğur Boral'ı söylemiştik. Daha kim var? Yani bayağı sakatlıklar var Beşiktaş'ta. Veli Kavlak da sanırım sakat. Ama oynar mı, oynamaz mı bilmiyorum. Onun yerine Necip'i mi alsam? Her neyse arkadaşlar böyle başlayalım. Burada çok oyalanmayalım. Evet, neredeyse 3 dakika orada oyalandık. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi PlayStation 4'te şimdi sizlere bu maçı canlı canlı oynayacağım. Ardından bu videoda değil ama bir gelecek videoda Trabzonspor'la yani oynayacağım. Çünkü Trabzonspor'u da hazırladım. Yani şimdilik PlayStation 4'te bende hangi takımlar hazır? Beşiktaş hazır, Fenerbahçe hazır, Trabzonspor hazır ve Galatasaray zaten oyun içerisinde var. Diğer takımları da artık yavaş yavaş bitirmeye çalışacağım. Şu an sadece isimleri var ve stat isimleri var. Yani hazır olan bir de antrenörlerin isimleri var. Evet, Tottenham Hotspur'un ilk 11'i geliyor ekrana. Bu arada Adebayo da aslında oynamayacak. O da antrenör tarafından izinli ülkesine geri döndü. Artık umarım kötü bir şey olmamıştır. Evet dediğim gibi bu arkadaşlar benim beta versiyondan PlayStation 4'e. Henüz yüzlere öyle çok ağırlık vermedim ama birkaç iyi şeyler var. Mesela Cenk Tosun bayağı bir andırıyor. Olacağı şu anda ve evet Beşiktaş'ın ilk 11'i ekrana geliyor. Muhtemelen Beşiktaş böyle bu maça çıkabilir arkadaşlar. Artık bu formalarla mı çıkarlar bilmiyorum. Belki beyaz forma, beyaz şort da çıkabilirler ve Tottenham Hotspur'sa siyah formalarıyla. Bilmiyorum. Göreceğiz Perşembe günü. Zaten sanırım bu videoyu Perşembe günü zaten online koyarım YouTube'a. Her neyse evet maçı Beşiktaş başlıyor. Ve
Zorlu mücadele başladı. Beşiktaş Serdar Kurtuluş'la sağ taraftan geliyor derken topu kaybettik. Adebayo, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Sizlere geçen bir video yapmıştım. Hatta böyle 30 dakikanın üstünde 33 dakika mı neydi? MyClub'ı tanıtmıştım bu videoda. Yani baya çok şeyler anlattım o videoda. Bayağı da uzun oldu. Yani 30 dakikalık. Hatta bir maç da yaptım. Yani bu 30 dakika içerisinde maç da vardı. Şut! Oh. Sonrasında yani her şeyi anlattım. Neler var, neler yok, neler yapılıyor. Nelere dikkat etmeniz lazım. Bilmem ne, bilmem ne. Hepsini yapmıştım. Sonra YouTube'a yükledim bunu. Ve YouTube'dan böyle bir bilgi geldi. Daha doğrusu uyarı geldi. Lisanslı müzik var diye. Bu PlayStation'da biliyorsunuz lisanslı müzikler var oyun içerisinde. Bu nedenden arkadaşlar MyClub'ı, yani o videoyu sizlere henüz gösteremeyeceğim. Yani daha doğrusu bu videoyu yeniden yapmalıyım. Lisanslı müzikleri çıkartıp Konami normal şarkılarını koyup da artık öyle idare vereceğiz. Yani boşuna çekmiş oldum 30-33 dakikalık videoyu. Ama dediğim gibi sanırım haftaya o videoyu yine yaparım. Bu sefer lisanssız müziklerle. Bayağı moralim de bozuldu arkadaşlar. Ama ne yapalım? Hayat. Evet, ben şimdi birazcık maça konsantre olayım. Oğuzhan Özyakıt gönder. Cenk Tosun'u ama çok kötü bir pas. Hadi Beşiktaş'ım. Haydi Kara Kartal'ım. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz ben geçen Karabağ'la oynadım. Yani Azeri takımla oynadım ve bu sanırım çoğun bayağı hoşuna gitti bunu. Videoyu beğeni sayısıyla söylüyorum. Çünkü bayağı beğeni aldı video. Evet, Karabağ'la da tabii ki oynayabilirim daha isterseniz. Öyle istek varsa, yani bir daha Karabağ'la oynamamı istiyorsanız bu videoyu beğenin. Ve yok, hayır arkadaşlar, yani videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğenin. Ve bunu alta yazabilirsiniz bu videonun altına. Karabağ'la bir daha oynayayım mı? Ve bir videomda da sizlere daha sormuştum. YouTube kanalımda yeni seriler başlatmak istiyorum. Ve hangi seriyi istiyorsunuz diye öyle bir soru sormuştum. Ve çoğunuz ana lig istedi. Yani ana lig yakında gelecek arkadaşlar. Şu an ama hangi takımla oynayayım onu bilmiyorum. Onu soracaktım sizlere. Hangi takımla oynayayım, hangi ligde oynayayım. Normalde Sporto Süper Lig'de oynardım ama dediğim gibi bu henüz hazır değil. Sadece 4 takım hazır. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Trabzonspor'u da hazırladım. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Trabzonspor da hazır arkadaşlar. Ve Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray zaten... Hadi Cenk. Kaptı. Sosa. Ulan savunmaya çarptı arkadaşlar. Bu hayvan kim ya? Orta. Ay. İlk yarı bitti. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, ana lig oynayacağım ama hangi takımla oynayayım onu düşünüyorum. Misal İspanya liginde oynarsam, burada ikinci ligde var ve iki ligde lisanslı arkadaşlar. Yani hem birinci lig olsun, Primera Divizyon, bir de o İspanya'nın ikinci ligi, Liga Aldente sanırım adı.
X lisanslı PS'te. Yoksa daha diğer... Ligde mi oynayayım? Bir şey daha yapabilirim arkadaşlar. Beşiktaş'ta oynayabilirim ama Beşiktaş'ı o zaman bu oyundaki liglerden birine sokmalıyım. Yani misal İtalya Ligi'ne sokabilirim. Ya da İspanya Ligi'ne, Fransa Ligi'ne. Bu birazcık tuhaf olur ama isterseniz öyle yapabilirim. Yani Beşiktaş'ta da oynayabilirim. Ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor ya da Galatasaray arkadaşlar. Bunu siz karar verin. Yani videonun altına yazın. Buna göre ana ligi başlatacağım sizler için. Şimdi de gol atalım ama. Çok konuştuk. Konuştu mu? Oyuna çok konsantre olamıyorum. Eyvah. Faulu vermedi hakem. Evet, Cenk'e top gelmiyor. Derken şeyine geldi top. O da çıktı. Kapu. Olcay Şahan araya gir. Tezahüratlar da yüklenilmiyor arkadaşlar. Yani edit bölümünde sadece oyun içerisinde ne yapabiliyorsan o yapılıyor şimdilik. Ben eyvah Tolga Zengin. Formalar hazır. Beşiktaş'ın formaları hazır. Biliyorsun PS 2015'te, daha doğrusu PS 2014'te sadece ön taraflar yapılıyordu formaların. Şimdi formaların arka tarafı da yapılıyor arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın misal Beko reklamı da olacak. Bunların hepsini yaptım bile. Bir arkadaşla ya da daha doğrusu birkaç arkadaşla Fenerbahçe forması istiyor. Doğu derken gol yiyoruz. İnanmıyorum. Adebayor. Bu oyuncu aslında yok. Perşembe günü yani yok. Ama gol yedik. Ah. Kaçıncı dakika, oyuncu değiştirelim. Kerem Fıray'ı alayım. Necibi mi alsın? Sonra arkadaşlar Dembaba'yı falan sokmak istemiyorum çünkü kendisi sakat. Ama belki sokarım arkadaşlar. Uş. Arkadaşlar siktir edin diyorum ve evet maça Dembaba dahil olacak. Dembaba ve Oğuzhan Özyakup, evet. Tottenham şimdi sıkı dur diyorum sana. Haydi bastır Beşiktaş'ım. Ulan Oğuzhan hemen hatalı pas. Gol atmalıyız. Dembaba geldi. Dembaba. Geçemedim. 4 adam da biraz fazladı zaten. Ulan yanlış tuşa bastım. Evet, eyvah. Gol atmalıyız arkadaşlar. Lan! Bir de sarı kartı çıkartıyor ya. Kerim daha yeni girdik. Hocam daha yeni geldim ben. Hemencik sarı kart yedi. 80. dakikaya girmek üzereyiz. Beşiktaş'ımız 1-0. Geride. Hadi Dembaba. Tottenham sinek geçirmiyor defanstan.
Eyvah. Lamel has it and he's got space. Now a chance for a cross. Hadi Oğuzhan. Offside'dasın Dembaba. Aha Dembaba gidiyor. Dembaba! Dembaba! Sakat sakat gol attı arkadaşlar. Baş parmağım ne kırıldı bilmiyorum. Öyle bir şey duydum ama evet. Dembaba! Klasik gol sevinci. Yılın transferi arkadaşlar. Daha ne diyelim. Golün tekrarına bakalım. Evet, Oğuzhan Özyakup bekledi, bekledi. Dembaba offside'dan çıktı. Sonra Oğuzhan gönderdi. Ve Dembaba solkanlı böyle çok adi bir gol aslında. Çaktırmayın arkadaşlar olsun. 1-1. So, parity restored in the dying minutes. Dediğim gibi ben Belkalem arkadaşlar Trabzonspor'un savunma oyuncusu. İki oyuncumuzu da sakatladı. Yani normal sakatlık da değil, bayağı kötü sakatladı. Hele Mustafa Pek demek arkadaşlar bayağı kötü. Bayağı birkaç ay sahalarda olamayacak. Dembaba gönderdi. Kerim Fray'a doğru. Kerim Fray. Dembaba hadi adamım. Dembaba direkte patladı top. Nefes alamıyorum. Evet Dembaba farkı. Kaptırma adamım. Kapın. Kaptırma kapın kapın. Derken maç 1-1 bitiyor. Böylece Tottenham Hotspur 12 puanda ve Beşiktaş kaç oluyor? 10 puanda arkadaşlar. İkinci sırada. Evet benim de videomun sonuna geldik. Umarım yine de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz her zamanki dediğim gibi lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif var, ısrar yok. Evet benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi unutmayın. Ana ligde hangi takımda oynayayım ve hangi ligde oynayayım. Bu soruya cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videonun altına lütfen yazın ve MyClub da haftaya, sanırım haftaya gelecek. Çıktım arkadaşlar benden bu kadar. Peace out, sayonara and bye bye.